Benim Garajım kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere araçlarınızın yıpranan jantlarını nasıl profesyonelce boyayabileceğinizden bahsedeceğim. İyi seyirler. Bu işlemi jantınızı sökmeden de yapabilirsiniz. Ancak daha rahat çalışmak istiyorsanız benim size tavsiyem jantınızı sökerek yapmanız olacaktır. Jantlarımızı onarmak ve boyamak için bizlere hangi malzemeler gerekiyor? Gelin kısaca bunlara bir göz atalım. Jantlarınızın bakım ve onarımını kendiniz yapmak istiyorsanız elinizde bu malzemeler olması gerekiyor. Vernik, astar ve jantınızı hangi renge boyamak istiyorsanız o renkte sprey boya. Maskeleme işlemleri için maskeleme bandı ya da kağıt bant da diyebilirsiniz. Yüzeyleri pürüzsüz hale getirmek için zımparalarımız var. 180-220 ve macun kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka elinizde 80'lik zımpara olması gerekiyor. Bunun yanında yine zımpara işlemlerinde tozdan korunmak için maske, tozları temizlemek için mikrofiber bez. Ve en önemlisi jantlarınızda çizikler varsa ve bu çizikler oldukça derinse mutlaka çelik macun kullanmanızı öneriyorum. Plastik macunlar da var. Yani plastik yüzeye yapılan macunlar da var. Ancak metal üzerinde nasıl bir sonuç vereceğini bilmediğimden dolayı şimdilik size bunu öneriyorum. En önemli ve en temel malzemelerimiz bunlar. Şimdi tekerimizi sökerek işlemleri yapmaya birlikte başlayalım. Şimdi işlemlerin en çok sabır gerektiren kısmındayız. Çünkü jantımız üzerinde bulunan çizikleri tamamen yok etmemiz gerekiyor. Derin olan yerlere macun uygulayacağız. Derin olmayan yerleri ise zımparayla yok etmeye çalışacağız. Bakın şurada görmüş olduklarınız derin. Şurası. Şurada görmüş olduklarınız. Biraz da şu kısımda var. Derin olan çizikleri ilk olarak 80 zımparayla zımparalıyoruz. Çünkü çiziklerin içindeki tozları çıkarmamız gerekiyor ki macunumuz bu bölümlere daha güzel yapışsın, daha güzel tutsun ve boyamız daha kalıcı olsun. Güvenliğiniz için maske takmayı ihmal etmeyin. 80'lik zımparanın bir kısmını kesebilirsiniz. Hepsini kullanmanız gerekmiyor. Sadece şu kadarlık kısmı bile sizin için yeterli olabilir. Şimdi işlemlere başlıyoruz. Sen zımparayla işimiz bitti. Şimdi tozlarını temizleyip zımparalamış olduğumuz yerlere macun çekeceğiz. Ardından daha ince zımparalarla işlemlerimizi sürdüreceğiz. Jant yüzeyindeki zımparaladığımız yerleri doldurmak için macun kullanıyoruz. Tabi kullanacağınız miktar jant yüzeyindeki çiziklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ben şöyle bir miktar alıyorum ve sertleştiriciyi de bir tırnak ucu kadar. Bakın. Bu bunun için yeterli bir miktar oluyor ve bunu güzelce karıştırıyoruz. Bunu sürmek için 5 dakikanız var. Şimdi hızlıca jant üzerindeki çiziklerimizi dolduralım.
Jantımızın üzerindeki çizikleri çelik macunuyla doldurduk. Yaklaşık bir 15-20 dakika kurumaya bırakıyoruz. Ardından zımparalama işlemine geçiyoruz. Macunumuz 20 dakikanın sonunda tamamen kurudu. Şimdi 80'lik zımparayla üstündeki kalın pütürleri almaya çalışacağız. Ardından ince zımparaya geçeceğiz. Bu işlemi yaparken fazla baskı uygulamamaya çalışın. Çünkü 80'lik zımpara biraz derinden aldığından dolayı jantınızda çizikler olabilir. Bunu da 180 ya da 220 ile yok edemeyebilirsiniz ve jantınızda iz kalabilir. Onun için fazla baskı uygulamayın. Seksenlik zımparayla işimiz bitti. Şimdi 180 ile devam ediyoruz. Zımpara yaptığınız zaman sürekli elinizle kontrol edin. Ta ki pürüzsüz bir yüzey elde edene kadar. ...180'lik zımparayla işimiz bitti. Şimdi 220 ile jantımızın bütün yüzeyini zımparalıyoruz. Bu sayede ince çizikler varsa onları yok etmeye çalışıyoruz. Eğer sizde çizikler oldukça fazlaysa bu işlemi yine 180 ile de yapabilirsiniz. Ardından tekrar 220 ile daha ince, daha pürüzsüz bir yüzey elde edebilirsiniz. Şimdi 220 ile tüm yüzeyleri tekrar zımparalıyorum. Şimdi sizlere macun yaptığım kısımları göstermek istiyorum. Örnek olarak bakın şuradaki boşluğu nasıl doldurduğunu görebilirsiniz. Şu an tabii görüntüden macun doğru şekilde yerleşmemiş gibi durabilir ancak dokunduğunuzda herhangi bir pürüz hissetmiyorsunuz. Aynı şekilde tabii şurası biraz parladığı için göremiyorsunuzdur. Bakın şuradan göstereyim. Aynı şekilde şurada iki tane büyük yara vardı. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Oldukça güzel bir yüzey elde etmiş olduk. Şimdi jantımızı toz ve kirden arındırmak için sabunlu suyla güzelce yıkıyoruz. Lastiğimizi maskeliyoruz. İlk olarak astar işlemini yapıyoruz. Bu tarz sprey boyaları kullanmayı düşünüyorsanız mutlaka 1-2 dakika çalkalamayı unutmayın. Yine kutuyu 1-2 dakika çalkalamayı unutmayın. İlk kat boyamız bitti. Rengi de giderek güzelleşmeye başladı. Yaklaşık bir 15-20 dakika kurumasını bekliyoruz. Ardından ikinci kat boyamızı atarak boya işlemini tamamlıyoruz. Daha sonra verniğe geçiyoruz. Şimdi vernikleme işlemine başlayalım.
İlk kat verniğimizi tamamladık. Yine yaklaşık 20 dakika bekliyoruz. Verniğin biraz kuruduğundan emin olduktan sonra ikinci katımızı atarak vernik işlemini tamamlıyoruz. Boyama ve vernikleme işlemimiz tamamen bitti. Renk gerçekten harika ve eski durumuna göre gerçekten güzel duruyor. Ancak talihsiz bir olay oldu. Maalesef ikinci yıkamadan sonra jantım yüzüstü yere düşünce şurada ve birkaç yerinde taş izleri var. Tekrar yapmak istemedim. Boyayla kapanabileceğini düşündüm. Sadece biraz belli ediyor. Onun için siz de taşırken lütfen dikkat edin. Benim gibi sakarlık yaparsanız bütün bir emeğiniz çöp olabilir. Büyük çizikler artık yok. Eski durumuna göre ben oldukça beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu videomuzun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Vernikleme işlemi de bitti. Şimdi yaklaşık olarak bir 2-3 saat kadar kurumaya bırakıyoruz. Tam kuruması bir günü bulabilir. 2 saatin sonunda isterseniz jantınızı takabilirsiniz. Artık toz falan üzerine yapışmayacaktır. Ancak sert dokunmalarda vernik ve boya tam kurumadığı için parmak iziniz olabilir ya da dokunduğunuz yerde boya kalkabilir. Ona dikkat edin. Tam kuruması demin de söylemiş olduğum gibi bir gün sürüyor. Bir saat kadar bekledik. Bakın elimi sürdüğümde herhangi bir sorun olmuyor. Sadece üstten sürüyorum. Sert baskı yaptığınızda boyayı kaldırabilirsiniz. Buna dikkat edin. Şimdi dikkatlice yerine takmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi jantımızı dikkatlice yerine kedimizle birlikte taktık. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kedi.